Bugünün bir başka son dakika bilgisi ekranda da yer alıyor özel yayınımızda. Olağanüstü hal ilan edildi. Bu konuda bilgi almak üzere doçent doktor Hasan Sınar telefon attığında. Sayın Sınar, soru basit. Bundan sonra bölgede neler olacak? Ne gibi ayrıca yetkileri var ülke yönetiminin? Sayın Aksever, öncelikle milletimize geçmiş olsun. Hakikaten çok acı, çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok metanetli olmamız gerekiyor. Ben müsaade ederseniz meselenin hukuki boyutuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü geçmişte maalesef benzer ve olumsuz deneyimi yaşadığımız 99 depreminden sonraki yasal süreçler hiç de olumlu geçmedi. Adaletin tecelli edemediği ve kamu vicdanının kanadığı süreçleri gördük. Bugün de benzer bir sürecin yaşanmaması için acil bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. İzin verirseniz bunlara çok kısaca değinmek istiyorum. Lütfen, buyurun. 99 depreminden sonra efendim ne yazık ki orada sorumlu bulunan müteahhitlerin, bürokratların, siyasetçilerin yargılanması noktasında çok önemli sorunlar ortaya çıktı. En önemli problem ise soruşturma evresindeki eksik ve yanlış işlemlerdi. Yani sizin insanlar hakkında bu depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden, yaralanan insanların bu yol açılan zarardan dolayı sorumluluğu tespit edebilmeniz için, ki bana göre böyle bilinçli taksire dahi gidebilecek şekilde bir sorumluluk söz konusudur. Ama bunun için delilleri toplamanız gerekir. Ne yazık ki 99 depreminden sonra deliller toplanamadığı, o binadaki enkaz örnekleri sağlıklı bir biçimde alınamadığı, ayrıştırılamadığı, belgelenemediği için soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Bunun için benim bir önerim var. Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından depremden etkilenen 10 vilayete ilişkin olarak acil bir özel savcılık birimi oluşturulması ve bu savcılık birimindeki görevlendirilecek savcıların derhal olay yerlerine intikal ederek yıkılan her binada mutlaka enkaz örnekleri toplamaları ve bu örnekleri belgelemeleri fevkalade önemli ilerideki yargılama süreçleri açısından. Bunu yapamazsak, ki 99 depreminde yapılamadı, ne yazık ki bu vakalardan hemen hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz. Öyle ki Oğuz Bey, örneğin Kocaeli'nde 99 depreminde 600 tane dava açılmış, sadece 5 davada mahkumiyete ulaşabilmiş. İstanbul'da 600'e yakın dava açılmış, o dönem tek bir mahkumiyete dahi ulaşılamamış. Bir Veli Göçer'imiz vardı. Hemen onu izah edeyim efendim. Konuyu incelemiş bir kişi olarak ifade edeyim. Veli Göçer'in dosyası da birinci büyük sorun bu soruşturma evresindeki delillerin toplanması, ikincisi de zaman aşımı. Mahkumiyete ulaşılamamasının sebebi yargılamaların uzun sürmesi nedeniyle zaman aşımına uğraması. O Veli Göçer'in dosyasında da biliyorsunuz o sembol bir isimdi 99 evet, yargılamalarında. Evet. Davası Yargıtay'da onama beklerken zaman aşımına uğruyordu. Ama onun zaman aşımına uğraması kamuoyunda büyük infial yaratacağı için onun şahsi dosyasını ayırdılar. Onun hakkındaki mahkumiyet kararını onadılar. Ama aynı dosyada yargılanan ortağı ve oğlu örneğin zaman aşımına uğradığı için hiçbir ceza almadı. Böylesine bir aciz dönemi yaşadık. Benzer bir dönemi yaşamamamız için Hakim ve Savcılar Kurulu'nun bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Delillerin doğru bir şekilde toplanması gerekiyor. Bu delillerin sonra ileride yargılama süreçlerinde Adli Tıp Kurumu bünyesinde kurulacak özel bir birimde ivedilikle incelenmesi gerekiyor ve 99 depreminden ders alarak bu defa sorumluların cezasız kalmasını önlememiz gerekiyor efendim. Pekala, ama elbette yani bu atama sadece Hakimler Savcılar Kurulu tarafından mı yapılıyor, ne dersiniz? Şöyle, ben elbette ki ideal olan fiilin işlendiği yerdeki Cumhuriyet Savcılıkları içerisinde genel soruşturma bürolarında bir sürecin yürütülmesidir. Ama onlar da depremzede. Bunu bekleyemeyiz. Onlar da depremzede. Onların aileleri de göçek altında. Dolayısıyla biz oradaki işleyişi bırakırsak bu işleri ve yarın bu şeylere, binalara, enkaz halindeki binalara hafriyatlar girerse ve orada buldozerlerle o deliller temizlenir, bir daha ulaşamayız.
Dolayısıyla maddi gerçeğe ulaşabilmemiz için delilleri şimdi ivedilikle tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için ben hakim ve savcılar kurulunu göreve çağırıyorum efendim. Bir de sadece bu olmasa gerek, başka ne gibi olumlu ya da olumsuz yanları olabilir o halin? Şimdi elbette ki ben olağanüstü alınması, hatta bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Bu bölgeye özgü olarak yapıldı. Bana göre gecikmiş olarak gerçekleştirildi ama şu aşamada dahi gerçekleştirilmesi fevkalade önemlidir. Önemli olan bundan sonra olağanüstü halin verdiği yetkilerin doğru bir biçimde kullanılabilmesi, evet, ve tüm Türkiye'den oraya akan yardımların, insan gücü başta olmak üzere, maddi yardımlar olmak üzere hepsinin doğru bir biçimde eş güdüm içerisinde koordine edilebilmesidir. O hal bu konuda acil ve seri bir şekilde karar alabilme imkanı tanımaktadır. Bu olumlu bir şey. Peki efendim. Yeter ki doğru bir şekilde kullanılabilsin efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Sınar. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun.